Ayılar ve saldırılarına karşı koruma yöntemi. Ayılar çoğunlukla kısa bacaklı, iri yapılı hayvanlardır. Kiloları Malay ayısında yaklaşık 27 ila 46 kilogramdan başlayarak Alaska iri boz ayısında 750 kilograma kadar ulaşır. Erkek ayılar kesinlikle dişilerden daha iri ve daha güçlüdürler. Bu iri gövdelerine karşın büyük bir kısmı iyi bir tırmanıcı ve profesyonel bir yüzücüdür. İnsanlara benzer topukları da yere değdiği gibi bütün ayak tabanını basarak yürüyüş yapabilirler. Her ayağında 5 parmak, parmakların ucunda da içeri gidemeyen pençeleri vardır. Tembel ayı gibi bazı çeşitlerde pençeleri kazmaya çok uygundur. Kuyrukları fazla kısadır. Tüyleri uzun ve çoğu türlerde kahverengi ya da siyah, beyaz olmak üzere tek renkli olur. Sadece büyük pandanın siyah beyazlı bir rengi ve kutup ayısının beyaz renkli tüyleri bulunmaktadır. Bazı türlerin göğüs kısmında ya da yüzlerinde farklı şekiller bulunur. Ayılar çoğunlukla hem et hem ot ile besin tüketen hepçil hayvanlardır. Bu hayvanların beslenmesinde et, balık ve meyve mühimdir. Ama familya üyelerinin beslenme seçimleri türden türe çeşitlilik gösterebilir. Mesela tümüyle etobur olan kutup ayısı genellikle fokları yeğlerken büyük derecede otçul olan gözlüklü ayı bitkileriyle beslenmeyi seçer. Bu arada hemen hepsi balı çok sever. Ayılar çok yırtıcı ve vahşi hayvanlardır. Ayı saldırısına uğradığınızda ne yapmalısınız? Ayı size saldırdığı vakit kaçmaya çalışırsanız kesinlikle yakalanırsınız. Çünkü ayılar öyle bir yapıya sahiptir ki sizden kat kat daha hızlı koşabilir. Bu yüzden kaçmak yanlış bir karardır. Ayılara karşı koymaya çalışırsanız da ayı kendine meydan okuduğunu zannedip daha çok sinirlenir ve sonuç ölümünüz diye sonuçlanabilir. Ayı arkadaşınızın veya sizin bir bölgenizi ağzıyla kaptığında ağzını açmaya çalışmak büyük bir hatadır. Ayılar ağızları ile tonlarca basınç uygulayabilir. Bir ayının ağzını ancak vinç ile açabilirsiniz. Ayı saldırılarına karşı koymanın yöntemi basittir. Yere sopa gibi bir şey ile vurduğunuzda sizden uzaklaşacaklardır. Çünkü ayılar yapıları gereği yere vurulduğunda zemin kırılacak zannederler.